Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Karşınızda Sofya'dan karşınızdayım. Şu anda Sofya Express ile İstanbul'dan çıktım ve Sofya'ya kadar geldim. Yaklaşık bir 10 saat falan sürdü buraya kadar gelebilmek. İstanbul'dan Sofya'ya nasıl geldiğimle ilgili küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Marmaray'ın son durağı olan Sirkeci Garı'ndan her gün saat 8'de İstanbul'dan Sofya'ya Sofya Express adı altında tren kalkmaktadır. Tren biletlerini online bir şekilde alamıyorsunuz. Yalnız Sirkeci Garı'ndan buna alabilirsiniz. 2 kişilik, 4 kişilik ve çift kişilik duble yataklı olmak üzere odalar mevcut. Kendinize göre, fiyatınıza göre, bütçenize göre bunlardan satın alabiliyorsunuz. En düşük fiyat 30 Euro'dan başlıyordu. 2 kişilik odalarda mutfak, lavabo gibi şeyler var ve burada yemeğinizi, içeceğinizi pişirebilir, yiyebilirsiniz. Zaten görüntülerde de görüyorsunuzdur. Yolculuk 6 saat, 7 saat kadar falan sürüyor. 8'den sabah 5 gibi falan orada oluyorsunuz. Özellikle bekliyorsunuz gümrükte ve işte gümrükçülerin ve polislerin sizi vagonları aradıkları süre içerisinde gayet bayağı bir uzun bir süre bekliyorsunuz. Dışında yatarak gittiğiniz için hiçbir yorgunluk, hiçbir yol yorgunluğu hissetmiyorsunuz. Kesinlikle öneririm. Yani dinlene dinlene gidiyorsunuz. Bu şekilde yatak oluyor. Şöyle bir ışık sistemi var. Yastıklar. Şu anda arkamda bulunan bir tane, bakın, kızıl taşlarıyla bulunan bir Sofya camisi var. Yani Serdika şehrinin, yani Sofya şehrinin adını alan kilise hemen arkamda. Burayı 1385 yılında Osmanlı fethettikten sonra Serdika şehrinin adı Sofya olmuştur. Sofya ismini de dönemin padişahı, dönemin kralı, Osmanlı kralı, Osmanlı padişahı buraya gelip bu kiliseyi görüyor ve çok beğeniyor ve onun üzerine bu şehrin ismini Sofya koyuyor. Ayrıca kilisenin altında yapılmış olan arkeolojik kazılarda da bu kilisenin ta Neolitik dönemden itibaren yapıldığını söyleyebiliriz. Biraz sonra Sofya Kilisesi'nin içerisini geziyor olacağım. Video çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Çekerim büyük ihtimalle. Arkamda da görmüş olduğunuz eser harika. Christmas zamanında şu anda Sofya'dayım ve cumartesi bütün Bulgaristan'daki Sofya'da yaşayan insanların hepsi sokakta. Christmas Mark var. Onun da görüntülerini zaten birazdan görüyor olacaksınız. Biraz sonra Sofya Kilisesi'ni dolaşıp neden Sofya'nın Sofya ismi konulduğunu anlamış olacağız. Sofya, Osmanlı Anadolu'yu daha fethetmeden önce Sofya fethediyor ve ismini Sofya koyuyor. Burada birçok cami var. Türk camileri var. Osmanlı döneminden kalma camiler var. Ama camilerin çoğunu kiliseye çevirmişler veya arkeoloji müzesi yapmışlar. Farklı şeyler yapmışlar ama sağ salim kalan bazı camiler var. Hala yerel halkta Türkçe konuşan insanlar var. Çok İngilizce konuşan pek insan yok. Ama yine de görüyor olacağız. Şöyle tekrar arkamdan alayım.
Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz bir kilise görüyorsunuz aslında. Bu gördüğünüz kilise aslında kilise değildi. Daha önceden burası Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserinin, yani camisinin yıllar sonra tekrar kiliseye çevirmişler. Kimse bilmez Mimar Sinan'ın Bulgaristan Sofya'da bir mimari eser olduğunu, ama bu görmüş olduğunuz kilise görünümceyi aslında eskiden bir camiydi ve şu anda kilise olarak kullanılıyor ve yapan kişi de Mimar Sinan. Bu arada Mimar Sinan Bulgaristan doğumludur. Aslında Bulgaristan Türküdür veya oralıdır. Kimse Mimar Sinan'ın Bulgaristanlı olduğunu da bilmez. Biraz sonra içeri girerken bir yazı var. O yazıda da bu yapıyı yapan kişi Bulgaristan doğumlu Sinan olduğunu yazıyor. Onu da birazdan size gösteriyor olacağım. İnanılmaz çok güzel bir eser ama bunu tekrardan kiliseye çevirmeleri de enteresan olmuş. Zaten kiliseye çevirdiklerinde de Osmanlı ve Bulgaristan yönetimi tarafından bayağı sıkıntılar ve problemler olmuş. O dönemin Bulgaristan Başbakanı buraya kilise yaptığında arada çok büyük diplomatik sorunlar olduğunu, hatta öldüğünde de naaşını bu görmüş olduğunuz kilisenin etrafına defnetmiştir. Mimar Sinan'ın kemikleri sızlıyor mudur bilemem ama bizim Ayasofya Camii gibi düşünebiliriz aslında. Ayasofya Camii de sonuçta eskiden bir pagan kilisesiydi. Sonra Roma döneminde Hristiyan kilisesi oldu. Sonra Osmanlı İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya Kilisesi cami oldu. Bunlar da Osmanlı buradan gittikten sonraki yapılan en güzel mimari camiyi kiliseye çevirerek aslında bizim bir takım yaptığımız şeyin aynısını da kendileri yapmış gibi oldu. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir Mimar Sinan'ın eseri ne kadar güzel ve özenli olduğunu görebiliyorsunuz. Şu yukarıda görmüş olduğunuz kubbe aslında eskiden gümüşten bir kubbe vardı ama Ruslar, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Ruslar burayı elde ettikten sonra yukarıdaki kubbeyi tamamıyla imha etmişler ve yerine içerideki görmüş olduğunuz Hristiyanlık işlemeleri olan motifleri yapmışlar. O bakır kubbe acaba eskiden nasıldı? Çok merak ediyorum.
Etrafını dolanmak istedim. 1873 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Rusların Sofya'yı kazanmasıyla beraber buraya ihtişamlı bir kilise yapıyorlar. İçeride görüntü almak yasak, lakin ben biraz çekmeye çalıştım. Sonunda da yakalandım. Görüntülerde de görüyor olacaksınız. Bu görmüş olduğunuz ateş. Çık 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 çık. Bu görmüş olduğunuz ateş şehitler için yapılmış bir ateş ve hiç sönmeyen bir ateştir. Hiç sönmüyormuş bu ateş. Hiç de söndürmüyorlarmış. Onları anmak için.